Hepinize merhaba arkadaşlar, sağlıklı olabilir. Bu videomuzda nekrofur hakkında size bilgiler vereceğim, nasıl uygulanır. Şimdi balıklarımızda kuyruk kısması yaşadığımızda benim kullandığım çözüm nitrofur çözeltisi. Yani direkt nitrofur değil. Nitrofurun çözeltisi. Bunlar satılıyor zaten internette ya da çoğu olması da pet shopların yarısında bulabileceğiniz biyoteknik nitrofur. Şimdi biyoteknik nitroforu kullandığımız rahatsızlık diyeyim. Balıklardaki kuyruk kısması. Size göstereyim. Bu balıkları kullandım. Yaklaşık 5 gündür falan. Bir kere kullanıyoruz bunu. Sonra sürekli her gün taze dip çekimleri yapıyoruz. Taze su ekliyoruz. Yavaş yavaş ilacın etkisini kaplardan çıkartıyoruz. Şimdi size balıkların şu anki durumunu göstereyim. Bu beyaz bir crow tail'di. Yavaş yavaş hala var kuyruk kısması. Yavaş yavaş açtı kuyruklarını. Bu da HMPK bir fil kulak. Bunda hala var. Üst yüzgeçini falan görürseniz eğer. Ama yine artık yemiyorlar, canlandılar. Yani zaten erken fark ettim ben kuyruk kısmaları. Erken fark etmek çok önemli kuyruk kısmasında. Şimdi arkadaşlar yapacağımız ilk aşama balıklarımıza tuzlu ve metilenli suda bir banyo yaptırmak. Onu da nasıl yapıyoruz? Kaya tuzumuz. Şöyle. Şu an bunun içinde 750 ml falan su var. Bu kadar bir kaya tuzu atıyorum. Bu da metilen mavimiz. Bundan da iki damla damlatıyorum. Banyo yaptıracağım için iki damla damlatacağım. Çözünene kadar da karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar karışımımız hazır. Bunun içine balığımızı alıp bırakıyoruz. Yaklaşık 3 dakika içerisinde durması yeterli olacaktır. Üzerindeki bakteriyi sıfırlayacaktır. Zararlı bakterileri, dış parazitleri sıfırlayacaktır. Ondan sonra nem yapıyoruz. Ondan sonra balığımızı taze bir suya alıyoruz. Şöyle bir kaba. Ortalama 1,5-2 litre arası bir kap bu. Bu kabı aldık. Bu kabı aldıktan sonra içerisine nitrofurdan kullanmadan önce biraz çalkalıyoruz. Çünkü nitrofur dibe çöken bir çözelti. O yüzden karıştırmamız gerekiyor. Bunun içerisinde taze su oluyor. Taze suya nitrofurdan bu kaba 3 damla damlatmamız yeterli oluyor. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunun içerisindeki suyu balıkla beraber balığı da içerisine koyuyoruz. 28 dereceye çıkartmamız gerekiyor. Ben karbon ısıtıcılar kullanıyorum. Onun üzerine koyup ısısını öyle çıkartıyorum. Veya sizin karbon ısıtıcınız yok ya da beta kullanmıyorsunuz. Başka bir balığınız var atıyorum. Lepistesiniz var. Ne yaparsınız? Bunu akvaryumun içine sabitlersiniz. Akvaryumun içine sabitledikten sonra akvaryum ısısını kademeli kademeli 28 ile 29 derece arasına çıkartmanız gerekiyor. Ondan sonra yapmanız gereken şey bunun içerisine bir hava taşı bırakma. Yani çok yoğun olmayacak, dalgalandırma yapmayacak şekilde suyu hafif dalgalandırması yeterli olur. Böyle yoğun bir dalgalanma olmasın. Hafif dalgalanması yeterli oluyor. Bir hafta gibi bir süreci oluyor bu tedavinin. Bu bir hafta içerisinde balıklarımızı her gün taze suyla aynı ısı değerinde taze su ekliyoruz. Taze su eklemeden önce dip çekimi yapıyoruz. %50 dip çekeceğiz. Bunlara bu 5. günü. Ben şimdi bunlara dip çekimi yapacağım.
çekimini, evet, dip çekimlerini yaptık arkadaşlar. Dip çekimini, şimdi dip çekimindeki asıl yapmamızın nedeni, şimdi bakteriler ısıda üremeyi durduruyor. Yüksek ısıda üremeyi durduruyor. Ondan sonra da tabana düşerek ölmeye başlıyorlar. Biz şu anda o zararlı bakterileri topladık. Şimdi de suyumuzu tazeleyeceğiz. Taze su. Bundan önceki videolarımda da videolarımdan birinde de bu dış parazitle ilgili zaten anlattım, neden olur, neden oluşur, nasıl mücadele edebiliriz diye. Bu nitrofur yöntemi. Bu metilin diğer orada anlattığım dış parazitle mücadele yöntemine göre daha etkili bir yöntem. Özellikle kuyruk kısması için. Ama şöyle bir şey vardı. Tabii ki de kesin çözüm müdür? Kesin çözüm değildir hiçbir zaman. Bazen balıkların vadisi dolduktan sonra yapacak hiçbir şey kalmıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı olun.